Geçtiğimiz yıl kurak geçen tarım sektörü bu yıl yağışların bol olmasıyla son yılların zirvesine çıktı. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında gelen yağışlar Konyalı çiftçinin yüzünü güldürdü. Konuyla ilgili Kanal 42'ye konuşan Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Soylu, üreticilerin %90'ının bu yıl hiç sulama yapmadan ürünlerini ektiklerini ve çıkardıklarını söyledi. Özellikle bölgemizde biliyorsunuz ciddi anlamda mısır, ayçiçeği, şeker pancarı ekim alanları, patates ekim alanları bulunmakta. Bu yıl yani istisnasız %90'ı üreticilerimiz hiç sulama yapmadan ürünlerini ektiler ve çıkardılar diyebilirim. Bu da hem toprağın tavında yakalanması açısından çiftçilerin organik maddesi düşük bir toprak yapımız var. Böyle topraklarda çıkışı sağlamak kolay değildir. Tavında ekim yapma fırsatı buldular ve çıkışlar %95 oranda sağlıklı gerçekleşti. Yani Soylu, verimi en çok belirleyen ayların Nisan ve Mayıs ayları olduğunu belirterek geçen yıla göre yağışların %100 arttığını kaydetti. Verimi en çok belirleyen faktör Nisan ve Mayıs yağışlarıdır. İşte diğer aylarda ne kadar yağarsa yağsın önemli olan, belirleyici olan Nisan ve Mayıs yağışlarıdır. Ve bu yağışlar da şu anda özellikle geçen yıla göre geçen yıla %100'lük bir artış söz konusu. Bu da ister istemez eğer çıkışı iyi olan tarlalarda verime çok büyük olumlu yansıyacaktır. Bu yılki harman sezonunda verimin çok iyi olacağına dikkat çeken Soylu, havaların serin olması sadece harman mevsimini 10-15 gün geciktirecek ifadelerini kullandı. Özellikle bu yıl harman sezonunun bir 10-15 günlük biz gecikeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü havalar oldukça serin gitti ilkbaharda ve şu anda da çok değişkenlik gösteriyor. Örneğin bir hafta önce 34-35 dereceleri bulan bir sıcaklık vardı. Şu anda üşüyoruz neredeyse, 17-18 derecelik bir sıcaklık söz konusu. Dalgalanmalar, bu durumlar bitki gelişimini biraz öteledi. Dolayısıyla harman özellikle 10-15 gün, sulu tarlalarda belki bu 20 güne kadar da uzayabilir bir gecikme. Yani harman bayram sonu başlayacak diyebiliriz. Arpayla beraber başlayacak. Daha sonra kıraç buğdaylar, daha sonra sulu buğdaylar şeklinde. Bu yıl tahmin ediyorum Ağustos'un başına kadar harman sezonunu yaşayacağız diyebilirim. Geçtiğimiz yılki harman sezonunda 19,5 milyon ton üretim olduğunu belirten Profesör Soylu, bu yıl bu rakamın 1 milyon tonun üzerinde artış göstereceğine dikkat çekti. Bu yıl, geçen yıl Türkiye'de yaklaşık 19 milyon, 19,5 milyon ton civarında bir üretim söz konusuydu. Bu yıl biz o rakamın rahatlıkla yakalanacağını, özellikle bu Mayıs'taki yağışların da devam etmesi durumunda bir miktarda üstüne geçeceğini düşünüyoruz.